Have some movement when you're on. Don't run straight. İkinci yarı iyi başladık ama daha sonra işler iyi gitmedi. Şanssızlıklar yaşadık. Kötü maçlar kaybettik. Sonra takımımız bir hoca değişikliğine gitti. Hocayı çok tanımasak da uzaktan gördüğümüz kadarıyla sevdiğimiz, beğendiğimiz bir hoca. O yüzden hem İsmail Hoca'ya ben teşekkür ediyorum buradan. Yeni gelen Ünal Hoca'ya da başarılar diliyorum. Onunla olduğumuz için mutluyuz. Önümüzde kritik bir Alanya maçı var. Tek hedefimiz galibiyet. 3 puan alıp inşallah yukarılarda tırmanmak istiyoruz. Takım kaptanısın. Enerjiniz ne durumda şu anda? Kaybettikçe moral bozuklukları farklı olur ama hoca değişiklikleri konuştuklarınız nedir şu anda? Dediğiniz gibi hoca değişikliği mutlaka bütün takımlara bazen olumlu bazen olumsuz etki yapar ama ben bizim takımı olumlu tepeceğini düşünüyorum. Çünkü enerji olarak iyi durumdayız. İyi olmak zorundayız. Dediğim gibi bu hafta başından itibaren tek düşüncemiz 3 puan. İnşallah çıkıp alacağız onu. Taraftarlar söyleyeceğim bir şey. Onlar da bu hafta kenetlendi. Farklı bir çalışmalar var. Taraftarlar dediğiniz gibi şu an iyi bir ortam var. İyi bir ortam oluştu. Onlara herkesi maça bekliyoruz. İnşallah onların da desteğiyle galip geleceğimizi düşünüyorum. Onlara büyük iş düşüyor. Bahane üretmeden herkesi maça bekliyoruz. Ben Rizespor'u seviyorum. Evet. Onların da beni sevdiğini biliyorum. Hem taraftar hem cami olarak. Sıkıntı yok. Eğer düşünülürse oturup konuşuruz. Ben dediğim gibi burayı seviyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hayırlısı olsun hakkımızda. Ama ben dediğim gibi Rize Spor'un da beni sevdiğini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Abdullah çok tecrübeli bir oyuncular. Bir yaşada gördüğüm. Kariyerinde birçok direktörle de çalıştım. Örneğin son Rize Spor'da İbrahim Üzülmez, Okan Burun, İsmail Kartal ve son olarak Ünal Kahraman. Dün de Ozay'la ilk tutma nasıl? Evet. En önemli değişiklik Ünal Kahraman, Ozay'la ne olacak sana göre? Bence inanç olacak. Ve birbirimize olan saygımız, disiplinimiz olacak. Dediğim gibi bence teknik taktikten ziyade inanç çok önemli. İnşallah o inançla birlikte yukarılara tırmanacağız.